Romanımızın adı Karamazov Kardeşler. Yazar Fyodor Dostoyevski. Cilt 1. Çevirisi Mustafa Bahar. Yayın evi Kum Saati Yayınları. Dördüncü kitap 7. Temiz Hava. Hava temiz. Bizim mağaraların havası pek temiz değil doğrusu. Hem de her bakımdan. Şöyle ağır ağır yürüyerim beyim. İlginizi uyandırmak isterim. Benim de sizi ilgilendirecek bir diyeceğim var, dedi Alyosha. Ama nasıl başlayacağımı bilemiyorum. İşiniz olduğunu nasıl da anladım? Olmasa uğrar mıydınız hiç? Yoksa gerçekten sadece çocuktan yakınmaya mı geldiniz? Olacak şey değil bu. Şey, çocuk dedim de orada size hepsini açıklayamadım. Şimdi o sahneyi daha ayrıntılı anlatayım. Efendim, bizim kıtık daha bir hafta öncesine kadar hayli gürdü. Sakalcığım. Sakalıma bu adı okul çocukları taktılar. Evet, ağabeyiniz Dimitri Fedorovich o gün sakalıma yapıştığı gibi çekmeye başladı. Hem de ortada hiç neden yokken zorun çıkardı. Karşısına ben çıktım nasılsa. Meyhaneden meydana kadar sürükledi. Tam o sırada okul dağılıyordu. İlyusha da çocuklar arasındaydı. Beni o halde görünce baba baba diye üstüme atıldı. Beni kurtarmak için çekiyor. Bırakın, bırakın bu babamdır, bağışlayın onu diye yalvarıyordu. Ya, bağışlayın diyordu. Minik elleriyle sarıldı. Elini, ağabeyinizin elini öptü. O anda yüzünün aldığı durum hala gözümün önünde. Utanmadım, unutamam. Alyosha heyecanla size yemin ederim. Ağabeyim en içten, en derin pişmanlıkla hatta o meydanda diz çöküp sizden özür dileyecektir diye bağırdı. Bunu yapmazsa ağabey diye bakmam yüzüne. Ya, demek bunlar henüz sadece tasan halinde. Üstelik kararı o değil, sizin soylu kalbiniz verdi. Bunu baştan söyleseydiniz ya, şu halde izin verin de ağabeyinizin o günkü başka bir şövalyeliğini anlatayım. Beni kıtığımdan sürükleyip bıraktıktan sonra, sen de subaysın ben de subayım dedi. Tanık birisini bulursan gönder, alçağın birisin ama yine de düelloya hazırım. Böyle dedi. Gerçekten, ağabeyiniz tam bir şövalye. İlişe ile ikimiz uzaklaştık oradan. Ama ailesine ait bu tablo çocuğun ruhunda ömrünün sonuna kadar bir yara olarak kalacaktır. Yok canım, bundan sonra soyluluk kim, biz kimiz? Zaten saray yavrumuzu kendi gözünüzle gördünüz. Üç kadın, biri ayaksız, kafadan sakat, ötekinin de ayakları yok, kambur. Üçüncüsünün ayakları var, pek de akıllı, kurslara devam ediyor. Tekrar Petersburg'a, Rus kadının hakkını aramak için Neva sahillerine gitmeye can atıyor. İlyusha'nın sözüne etmiyorum. Daha 9 yaşında. Bugün ölsem ne olur bizimkinin hali? Hele öldürmeyip sakat bırakırsa daha kötü, çalışamam. Aç kalır hepsi. Buna ömrüm boyunca katlanamam. Yoksa Ülüşay'ı okula gönderecek yerde her gün dilenmeye mi çıkaralım? Benim için ağabeyinizi düelloya çağırmanın anlamı bu. Saçmalık, daha doğrusu başka bir şey değil. Alyosha alevlenmiş gözleriyle özür dileyecek sizden. Kasaba meydanının ortasında ayaklarınıza kapanacak diye bağırdı. Mahkemeye verecektim diye devam etti yüzbaşı. Ama ceza yasalarımızı açıp bakın. Şahsi küçümseme yüzünden düşmanlarımdan ne tazminat alırım ki? Üstelik Agrafena Aleksandrova beni çağırıp bağırmaya başladı. Çıkar aklından. Onu mahkemeye verirsen işi öyle çeviririm ki seni sadece çevirdiğin dolaplar yüzünden dövdüğü meydana çıkar. O zaman suçlu sandalyesine sen geçersin. Sözünü ettiği dolapların ayak oyunlarının kimden çıktığını, kimin buyruğu ile olduğunu Tanrı bilir elbette. Ben emir kuluyum. Onun ve Fedor Pavlovich'in dediklerinden başka ne yaptım ki? Ayrıca seni temelli kovarım, diyor. Bir daha benden 10 para bile bekleme. Tüccarıma da yaşlı adamdan tüccarım diye söz ediyor. Söylerim. O da seninle ilişiği keser. Düşündüm, tüccar kovarsa beni ekmeğimi nereden çıkarırım? Elimde bir onların işleri var. Çünkü başka bir nedenden ötürü babanız Fedor Pavlovich'in bana karşı güveni kalmadı. Hatta senetlerimi elde edip beni mahkemeye vermekle korkutuyor. Ben de karşı koyamadım ve korktum. İnimizi siz de gördünüz zaten. Şimdi sormama izin verin. Parmağınızı çok mu ısırdı İlyusha? Bizim kaşanede onun yanında bununla fazlaca ilgilenmeyi doğru bulmadım. Evet, çok acıdı. Ama onun da bütün öfkesi üstündeymiş. Benden Karamazov olduğum için öç aldı. Bunu şimdi açıkça anladım.
Fakat okul arkadaşlarıyla taş kavgasını görseydiniz. Çok tehlikeli şey. Öldürebilirler onu. Hepsi çocuk. Akılları yok. Bir taş rastlarsa kafasını kırabilir. Kafasına değil ama göğsüne, kalbinin biraz üstüne gelmiş, çürütmüş. Eve iki gözü iki çeşme ağlayarak geldi. Sonra da hastalandı. Ama biliyor musunuz? Önce o saldırdı. Size yapılana içerlenmiş. Ötekiler, Krosotkin adında bir çocuğu az önce çakısıyla yaraladığını söylediler. Bunu da biliyorum. Hiç de hoş bir şey değil. Krosotkin, babası burada memurdur. Başımız derde girebilir. Alyosha heyecanla sözlerini sürdürdü. Size onu bir zaman yatışana kadar okula göndermemenizi tavsiye edecektim. Öfkesi söner böylece. Öfkesi mi? Diye atıldı yüzbaşı. Hem de ne öfke. Parmak kadar çocukta ne hırs o. Siz hepsini bilmiyorsunuz. İzin verirseniz bu hikayeyi ayrıca anlatayım. O olaydan sonra okuldaki çocukların hepsi onunla kıtık diye eğlenmeye başlamış. İş bundan çıkıyor zaten. Okul çocukları da çok acımasızdır ha. Teker teker her biri tanrı meleğidir. Ama bir araya geldiler mi hele okulda insaf tanımazlar. Alaya alınınca bizim İlyusha aslan kesildi. Basit bir çocuk. Sevgisi pek güçlü olmayan oğul böyle bir duruma boyun eğer. Babasından utanırdı. Bizimki bana çok bağlı olduğu için bu kavgayı göze aldı. Hem babası hem de gerçek uğruna. Çünkü o gün ağabeyinizin ellerine sarılırken bağışlayın babacığımı, bağışlayınız diye yalvarırken neler çektiğini bir tanrı bilir, bir ben bilirim. Bizim çocuklar sizinkiler değil, bizim. Aşağılanan ama yine de soylu dilencilerin çocukları henüz 9 yaşlarına girdikleri zaman ayakları yere basmaya başlar. Zenginler bunu ömürleri boyunca başaramazlar. Benim Ülüşa kasaba meydanında herifin ellerini öperken tam o dakikada gerçeği olduğu gibi anladı. Bu gerçek onun içinde çöreklenip artık ömrünün sonuna kadar rahat vermeyecektir. Yüzbaşı bunları ateşli kendinden geçmiş bir şekilde söyledi ve sağ yumruğuyla sol avucunu vurdu. Davranışıyla gerçeğin İlyusha'sını nasıl can evinden vurduğunu göstermek istiyordu. Hemen o gün ateşlendi. Bütün gece sayıkladı. O gün benimle en fazla 2-3 kelime konuştu. Hatta hep sustu. Beni yandan süzüyor, daha çok pencereye doğru dönerek derslerine çalışır gibi görünüyordu. Ama ben aklında ders değil başka şeyler olduğunu anlıyordum. Ertesi gün içtim. Aklım dümdüz oldu. Günaha girdim. Hep üzüntüden. Bizim ana ağlamaya başladı. Anamızı çok severim ben. Eh, üzüntüden son paramızı da böyle içkiyle yedim. Beyim, beni küçümsemeyin. Ülkemizde sarhoşlar insanların en iyisidir. En iyiler de hep alabildiğine sarhoştur. Yattığım için Ülüşe ile çok ilgilenemedim o gün. Yumurcaklar okulda sabahtan akşama kadar alaya almışlar onu. Kıtık, babanı meyhaneden kıtığından sürüye sürüye çıkardılar. Sen de peşlerinden koşup bağışlanması için yalvardın diye gırtlaklarını yırtana kadar bağırmışlar. Üçüncü gün okuldan beti benzi uçmuş, sapsarı suratla döndü. Ne oldu diye sordum. Ses çıkarmadı. İçeride konuşamazdık. Anamız, kızlar hemen lafa karışır. Zaten kızlar daha ilk günden hepsini öğrenmişler. Varvara Nikolayevna, soytarlar, paskallar, bizde aklı başında biri var mı acaba diye söylenmeye başladı bile. Çok doğru. Varvara Nikolayevna dedim. Aklı başında adam yok bizde. Bu kadarla başımdan savdum. Sonra da akşamüstü çocukla gezmeye çıktık. Baştan şunu söyleyeyim size. Akşam gezintilerine çıkmak adetimizdir. Hem şimdi sizinle gittiğimiz yoldan şu duvar dibindeki kocaman taşa şehir çayırının başladığı yere kadar gideriz. Tenha, güzel bir yerdir. Yürürken her zamanki gibi İlyusha'nın elinden tutuyordum. Minnacık, çöp parmakları el ceyizi buz gibiydi. Göğsünü üşütmüş. Baba baba dedi. Ne var dedim. Baktım, gözleri fıldır fıldır. Ne yaptı sana o gün o baba? Ne yapalım İlyusha dedim. Sakın barışma onunla baba, barışma emi. Çocuklar sana barışman için 10 ruble verdiğini söylüyorlar. Hayır İlyusha dedim. Para falan almam ondan, hiçbir zaman. Titremeye başladı. Elimi iki eliyle kaptı, yeniden öpmeye koyuldu. Onu düelloya çağır baba dedi. Okulda korkaksın, onu düelloya çağırmaz ama 10 rublesini alırsın diye benimle alay ediyorlar. Düelloya çağıramam onu İlyusha. Bunu neden yapamayacağım hakkında size söylediklerimi ona da kısaca anlatıyorum. Dinledikten sonra
Sen yine barışma baba diyor. Büyüyünce ben onu düelloya çağırırım. Gözleri ışıl ışıl parlıyor. Ne de olsa babasıyım. Onu yatıştıracak bir söz söylemem gerekli. Düello da olsa öldürmek günahtır diyorum. O halde büyüyünce yere deviririm onu baba. Elindeki kılıcı kılıcımla düşürürüm. Üzerine çullanırım. Sonra kılıcımı kaldırıp seni öldürebilirdim ama bağışlıyorum. Al işte derim. Gördünüz mü beyim? 2 gündür çocuğun kafasını dolduran şeyleri. 2 gün 2 gece hep kılıcıyla alacağı öcü düşünmüş. Belki de bunları sayıklamıştır bile. Baktım okuldan dayak yiyerek gelmeye başladı. Önceki gün işin aslını öğrendim. Haklısınız. Bir daha o okula göndermem onu. Bütün sınıfta tek başına karşı koymaya kalkışıyor. Çocuklara sataşıyor. Kalbi hırs, isyan dolu. Korktum onun hesabına. Bir gezintide, ''Baba, en güçlü insanlar zenginlerdir değil mi?'' diye sordu. ''Evet İlyusha'' dedim. ''Onlardan güçlüsü yok.'' ''Baba, ben hem zengin hem subay olacağım. Hepsini kasıp kavuracağım. Çar da bana ödüller verecek.'' dedi. ''O zaman kimse bir şey yapamaz bize.'' Biraz sustuktan sonra yine dudakları titreyerek ''Ne kötü şehir bu baba?'' diye ekledi. ''Evet İlyusha, pek de iyi bir şehir sayılmaz.'' ''Başka?'' ''İyi, bizi kimsenin bilmediği bir şehre taşınalım baba.'' dedi. ''Hay hay, gidelim İlyusha.'' dedim. ''Gidelim, yalnız para biriktireyim de.'' Onu kara düşüncelerinden ayırmak fırsatına sevindim. Nasıl başka şehre gideceğimiz, alacağımız atlar, arabalar üzerine hayaller kurmaya başladık. Anamızla ablalarını arabaya bindirir örteriz. Biz de arabanın yanında yürürüz. Arada bir seni bindiririm, ben yine arabanın yanında yürürüm. Çünkü hayvanımızı da korumak gerek. Hepimiz binemeyiz. Böylece gideriz işte. Bayıldı buna. Hele atın kendisinin olacağını ve ona binebileceğini söyleyince. Bilirsiniz ya, Rus doğar doğmaz atlarla iç içe olurlar. Hayli çene çaldık. Şükür eğlendirdim, avuttum onu diye düşünüyordum. Bunlar önceki akşam oluyordu. Oysa ki dün akşam bambaşka şeyler oldu. Sabah yine okula gitti, üzgün döndü. Hem çok üzgündü. Akşam elinden tuttum gezmeye götürdüm. Konuşmuyor, ağzını açmıyordu. Rüzgar başladı, güneş bulutlandı, çevreyi sonbahar kokusu kapladı. Alaca karanlıkta canımız sıkkın bir halde yürüyordu. Oğlum, yol hazırlıklarımıza başlıyor muyuz dedim. Aklım sıra bir gün önceki konuşmamızı tazeleyeceğim. Ses çıkarmadı. Yalnız elimde duran elinin titrediğini hissettim. Kötü, yeni bir şey var diye düşündüm. Şimdiki gibi şu taşa kadar geldik. Oturdum taşa, gökyüzü uçurtma doluydu. 30 kadar uçurtmanın havada çıkardığı hışırtılar duyuluyordu. Uçurtma mevsimi ya. Biz de geçen yılki uçurtmanı uçurtalım mı İlyusha dedim. Nereye koydun onu? Biraz oynamak istersin herhalde. Oğlum ses çıkarmadan bana yanına vermiş duruyordu. Tam o sırada sert bir rüzgar esti, yerden kumları kaldırdı. İlyusha birdenbire bana atıldı. Boynuma sarıldı, sımsıkı yapıştı. Bilirsiniz, konuşkan olmayan, gururlu, hep içe atan çocuklar büyük bir üzüntüyle karşılaşınca karşısında ansızın kendilerini frenlemez duruma gelir. Birdenbire boşalıverirler. Yüzü ılık bir kaynaktan sular gibi fışkıran gözyaşlarıyla bir anda sırılsıklam oldu. Kriz geçirir gibi hıçkırıklar içinde sarsılıyor, beni kendine çekip sıkıyordu. Ben hala taşın üstündeydim. Babacığım, babacığım, nasıl aşağıladı seni diye haykırıyordu. Bu defa ben de ağlamaya başladım. Birbirimize sarıldık. Sarıla sarıla ağlaştık. Babacığım diyor, benim babacığım. Ben de İlyusha, hoşça kal diye onu bağrıma basıyorum. Kimse görmedi bizi o sırada. Bir tanrı gördü. Umuyorum ki hesabıma kaydetmiştir bunu. Ağabeyinize benim için teşekkür edin Alexey Fedorovich. Yo, gönlünüz hoş olsun diye oğluma sopa atacak değildim. Sözünü deminki hırçın kaçıklara özgü has kırtmasıyla bitirdi. Buna rağmen Alyosha, Sinigrev'in ona güvendiğini, kendi yerinde başka biri olsa bu adamın böyle konuşamayacağını, demin söylediklerini anlatmayacağını hissetti. Cesaretlenerek, ''Oğlunuzla barışmayı ne kadar isterdim?'' diye bağırdı. ''Bunu yapsanız, baş üstüne!'' diye mırıldandı yüzbaşı. Alyosha heyecanla, ''Ama şimdi başka, bambaşka bir şeyden söz edeceğim!'' diye konuşmasını sürdürdü. ''Dinleyin, beni birisi gönderdi. Şu ağabeyim Dimitri yok mu? Belki siz de duymuşsunuzdur.
son derece yüksek, soylu bir genç kız olan nişanlısını da aşağıladı. Bu küçük düşürme olayından size söz etmekte haklıyım. Hatta böyle davranmak zorundayım. Çünkü o aşağılandığınız, acıklı durumunuzu duyunca bana hemen demin gönderdiği yardımı götürmemi söyledi. Ama bu yalnız ondan, kendisinden geliyor. Ne onu bırakan Dimitri ile ne de Dimitri'nin kardeşi olan benimle bir bağlantısı var. Ondan. Sadece ondan. Yardımını kabul etmeniz için yalvarıyor. İkiniz de aynı adamın tokatını yediniz. Zaten Dimitri'den, şiddet bakımından aynı derecede aşağılanma görünce sizi hatırladı. Bu bir hemşirenin kardeşine yardım uzatması gibi bir şeydir. Sıkıntıda bulunduğunuzu bildiği için kardeşçe yolladığı şu 200 rubleyi kabul etmeniz için sizi razı etmemi söyledi. Bunu kimse duymayacak. Hiçbir yersiz dedikodu olmayacak. İşte 200 ruble. Yeminle söylüyorum. Bunu kabul etmelisiniz. Yoksa dünyada herkes birbirine düşman olmalı. Ama yeryüzünde kardeşler de var. Soylu ruhunuzun bunu anlayacağını ümit ediyorum. Alyosha, yüzbaşı Sinigrev'e yeni alaca renkli 100 rublelik iki banknot uzattı. O sırada duvar dibindeki o büyük taşın yanında duruyorlardı. Çevrede kimse yoktu. Banknotlar yüzbaşının üzerinde korkunç bir etki bırakmışa benziyordu. Titredi ama başlangıçta şaşkınlık titremesiydi bu. Çünkü böyle bir şeyi akıl ve hayalinden geçirmiyordu. Bu sonu hiç beklemiyordu. Birisinden hele bu miktarda yardım göreceğini rüyasında görse inanmazdı. Banknotları aldı, bir an konuşmadı, yüzünde yepyeni bir ifade belirip kayboldu. Bana mı bu? Bana mı bu kadar para? 200 ruble. Aman, aman, anam babam. 4 yıldır bu kadar parayı bir arada görmedim. Aman tanrım, kardeş gibi diyor ha. Gerçek mi bu? Gerçek mi? Size söylediklerimin hepsini doğru olduğuna yemin ederim, diye bağırdı Alyosha. Yüzbaşı kızardı. Beni dinleyin kuzum. Bu parayı kabul etsem alçan biri olmaz mıyım? Sizin gözünüzde bir alçak olmayacağım, değil mi Alexey Fedorovich? Durun, dinleyin beni. Alexey Fedorovich, dinleyin. Aceleyle konuşuyor, ikide bir Alyosha'ya elleriyle değiyordu. Bunları gönderenin kardeşim olduğunu söyleyerek kabul etmem için beni kandırıyorsunuz. Ama kabul etsem içinizden beni küçük görmeyecek misiniz? Hayır efendim, hayır. Ruhumun kurtuluşu üzerine yemin ederim ki hayır. Bunu kimse hiçbir zaman duymayacak. Yalnız biz, ben, siz, o, bir de bir bayan. Onun için iyi bir arkadaşı. Bayanın ne önemi var? Bana bakın Alexey Fedorovich, dinleyin beni. Artık beni dinlemenizin zamanı geldi de geçiyor bile. Çünkü şu anda benim için bu 200 rublenin ne olduğunu anlayamazsınız. Zavallı adam her geçen dakika biraz daha telaşa kapılıyordu. Adeta vahşi bir heyecanla devam ediyordu. Şaşkına dönmüştü. Sanki içini dökmesine engel olacaklarmış gibi acele acele konuşuyordu. Bu parayı sayın, kutsal hemşerimden şerefli bir şekilde aldıktan sonra anamızı, kambur kızım Nineçka'yı da tedavi ettirebileceğim. Bunu biliyor musunuz? Geçenlerde doktor Herzenstube kendiliğinden geldi. İyi adamdır. Tam bir saat ikisini muayene etti. Hiçbir şey anlamadım dedi. Bununla birlikte yazdığı ve buradaki eczanede bulunan maden suyu %100 iyi gelirmiş. Ayrıca ilaçla bir ayak banyosu da verdi. Maden suyunun şişesi 30 kopek. Belki 40 tane içmek gerekiyormuş. Reçeteyi katlayıp ikonun altına koydum. Hala orada duruyor. Ninochka da her gün sabah akşam sıcak banyolar önerdi. Suya yazdığı bir sıvı katılacak. Ama böyle bir tedavi kim biz kimiz? Bütün bunlar bizim mağarada. Adamsız, kapsız, susuz nasıl yapılır? Oysa ki romatizma Ninochka'nın tutar yanını bırakmadı. Size daha önce söylemiştim bunu. Geceleri sağ yanı öldürüyor onu. İnanır mısınız? Tanrı meleği de bizi rahatsız etmesin diye kendini alabildiğine sıkıyor. Uyandırmamak için gık demiyor bile. Tanrı ne verdiyse, elimize ne geçirdiyse kursağımıza o girer. Kızcağız hep o sona kalan, ancak köpeğe atılabilecek parçayı alır. Sırtınızda yük olduğum için buna da layık değilim gibilerden. Melek bakışıyla bunu anlatmak ister. Ona hizmet ettiğimiz için üzülüyor. Değmez. Layık değilim buna. İşe yaramayan bir sakattan başka bir şey değilim ben. Ne diye layık olmuyormuş? Melekliğiyle Tanrı gözünde hepimizi temize çıkardı. Ninochka'nın tatlı dili olmasa evimiz cehenneme dönerdi. Varya'yı bile yumuşattı. Varya'yı da. Varvara Nikolayevna'yı, yani ayıplamayın,
Talihsiz kız da melek kadar temizdir. Yazın bize geldiği zaman yanında 16 rublesi vardı. Verdiği derslerden kazanmış. Eylül'de, yani şu sıralar, Petersburg'a dönmek için yol parası olarak ayırmıştı. Kızın paracıklarının hepsini yedik bitirdik. Yol parası kalmadı. Gördünüz mü? Zaten nereye gidecek? Irgatlar gibi çalışıyor. Kızcağıza yüklendikçe yüklendik. Hepimize bakıyor. Söküklerimizi dikmek, çamaşır, süpürge hep onun üstünde. Annesini o yatağa yatırır, anası da huysuz, sulu göz, deli. Şimdi bu 200 rubleyle bir hizmetçi tutabilirim. Sevdiklerimin tedavisine başlarım. Düşünün, Alexey Fedorovich. Öğrenci kızımı Petersburg'a gönderirim. Et alırım. Yeni yeni yemekler yemeye başlarız. Tanrım, ne tatlı hayaller bunlar. Alyosha, sebep olduğu mutluluk ve yüzbaşının hediyeyi kabul etmesi yüzünden yerinde duramaz haldeydi. Yüzbaşı yeni bir hayal peşinde yeniden gevezeliğe başladı. Durun, Alexey Fedorovich, durun. Bakın ne söyleyeceğim size. Belki bu defa İlyushka ile hayallerimizi de gerçekleştirebiliriz. Bir atla araba alırız. At karayağız olacak. İlle karayağız olsun istedi. Sonra önceki gün kurduğumuz gibi vururuz yollara. K eyaletinde tanıdığım bir avukat var. Çocukluk arkadaşımdır. Güvenilir bir adamdır. İstersem beni yazıhanesine yazıcı olarak alacağını duydum. Kim bilir, alır belki. Anamızı, Ninochka'yı bindiririz arabaya. İlyushechka arabayı sürsün. Ben yayan giderim. Göç ederiz buradan. Tanrım, üstüne su içtiğim bir borcun parasını da alabilsem buna da yeterdi. Yeter yeter, diye bağırdı Alyosha. Katerina Ivanova size daha da ne kadar gerekirse gönderir. Hem, biliyor musunuz, benim de param var. Kardeşinizden, dostunuzdan alır gibi ne kadar isterseniz alın, sonra verirsiniz. Zengin olunca, %100 zengin olursunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu başka eyalete göç etmek düşüncesi, bu dünyada gerçekleştirebileceğiniz en iyi şey. Sizin hele hele oğlunuzun kurtuluşu ancak böyle olacaktır. Bir an önce, kış, soğuklar bastırmadan gidin. Orada bize mektup yazarsanız bir ömür boyu kardeşiniz kalırdık. Bu hiçbir zaman hayal değil. Alyosha o kadar mutluydu ki neredeyse Sinigirev'i kucaklayacaktı. Ama yüzüne bakınca birden durdu. Yüzbaşı boynunu uzatmış, dudakları sarkmış, solgun yüzü kendinden geçmiş haliyle bir şeyler söylemek istiyordu. Dudakları sessizce kıpırdanıyordu. Hali insanı ürkütüyordu. Alyosha ürperdi nedense. Ne oldunuz? Alexey Fedorovich, ben, siz. Yüzbaşı kendini denize atmaya karar vermiş bir adam haliyle tuhaf, çılgınca bakışını Alyosha'ya dikerek hafiften gülümsedi. Ve kesik kesik, bendeniz, zat-ı haliniz diye mırıldanmaya başladı. Sonra birdenbire emin, kararlı bir fısıltıyla, size bir marifet göstereyim mi? İster misiniz? Dedi. Artık kesintisiz, düzgün konuşuyordu. Ne marifeti? Yüzbaşı hep fısıldayarak, marifet işte, hokus pokus, diyordu. Ağzı sol yana çarpılmış, sol gözünü yummuştu. Bakışı Alyosha'nın üstünde sabitlenmişti. Öteki adeta korkarak, ne oluyorsunuz, ne pokusu, diye bağırdı. İşte böyle, görün. Konuştukları sürece, baş ve şehadet parmağıyla ucundan tuttuğu renkli banknotları, ansızın olanca hırsıyla elinde buruşturdu. Sağ yumruğunu sımsıkı sıktı. Gördünüz mü? Diye çığlık attı. Yüzü kireç kesilmiş, çılgınca bir ifade almıştı. Yumruğunu kaldırarak buruşuk banknotları bütün gücüyle kuma fırlattı. Sonra parmağıyla göstererek, gördünüz mü? Diye haykırdı. İşte böyle, böyle. Birdenbire sağ ayağını kaldırarak vahşi bir hiddetle bunları topuğuyla çiğnemeye başladı. Her vuruşta tıkanarak, işte paralarınız, işte paralarınız, işte paralarınız diye bağırıyordu. Sonra birdenbire geriye sıçrayarak Alyosha'nın karşısına dikildi. Gözleri anlatılmaz tarifsiz bir gurur doluydu. Elini havaya kaldırarak, sizi buraya gönderenlere kıtığın şerefini satmadığını söyleyin diye bağırdı. Hızla dönerken koşmaya başladı. Ama 5 adım ilerlemeden son olarak döndü. Bu sefer yüzündeki o çarpık gülüşü kaybolmuştu. Tersine ağlıyordu. Ağlamaktan kopu kopu veren boğuk sesiyle hızlı hızlı, ''Şerefsizliğimi ödeştirmek için sizden bu parayı alsam oğluma ne derim ben?'' diye haykırdı. Sözünü bitirince arkasına bakmadan koşmaya başladı.
Alyosha yüzbaşının ardından üzüntülü gözlerle baktı. Sinigrev'in 100 rublelikleri buruşturup yere fırlatmayı son ana kadar aklından geçirmediğine emindi zaten. Koşan adam bir daha dönüp bakmadı. Alyosha onun bakmayacağını da biliyordu. Ardından gidip çağırmayı da doğru bulmadı. Niçin böyle davrandığını iyi biliyordu. Yüzbaşı gözden kaybolunca Alyosha banknotları yerden aldı. Kumun içinde biraz buruşmuşlardı. O kadar. Zedelenme filan yoktu. Hatta Alyosha açıp düzeltirken yeniymiş gibi hışırdıyorlardı. Alyosha paraları düzelttikten sonra katlayıp cebine soktu. Katerina Ivanova'ya siparişinin sonucunu anlatmaya gitti.